bugün buradayım evet ama yaşamak daha mı zor dediğim bir an bile yaşamıştım yani. Birçok kadın cinayetine maruz kalan kadın, sesi kesildi ve susturuldu bu kadınlar. Onlara soru sorulsaydı, ne oldu da bunu yaşadın diye hakları ve konuşma fırsatı verilseydi, ne anlatırlardı bu kadınlar hiç düşündünüz mü? O konuşacak olan kadın bugün benim. Herkesin bir anlaması da gerekir. Şiddeti canına kastedilircesine yaşayan bir kadın o anda ne hissediyor? İnsanlar beni duysun diye, beni öldürüyor, beni kurtarın diye yalvardım. Hiç kimse beni duymadı. O kadar yalnız, o kadar çaresiz hissediyordum ki kendimi. Perdeler kapalı, camlar kapalı. Sadece Allah duyuyor benim sesimi. Hayatta kalmak için gerçekten çok mücadele verdim. Etrafta her yerde benim kanım vardı. Bıçağı aldı, ciğerime sapladı. Beni yüzüstü attı, üstüme çıktı. Gittikçe kaybediyordum, gittikçe sesim de kesiliyordu. Ve benim görüntüm kararmaya başladı. Sen burada bugün öleceksin dedi bana. Sen bugün öleceksin. Sen bütün kadınlara ibret olacaksın dedi. O saatte orada ne işi varmış dediğiniz kadınlara, Merve için o saatte evinde ne işi varmış mı diyeceksiniz? Katers Extra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Merve Veziroğlu oturuyor. Aslında Merve bir yüksek iç mimar, bir tasarımcı. Aynı zamanda takip ettiğiniz zaman, kendi dünyasının içine dahil olduğunuz zaman içeriklerini görüyorsunuz. Orada renkli ve güzel bir dünyası da var bir taraftan da. Çünkü işini bilinçli yapıyor, onu görebiliyorsunuz izlerken. Bugünlere gelme hikayesini konuşurken son dönemde hepimizin aslında yüreğini sıkıştıran, İzlerken, o anlatırken, haberi aldığımızda bir olay yaşandı. Eşi tarafından 37'si Hayati 58 bıçak darbesiyle yaralandı. Aslında ben hayatta kaldı diyeceğim. Çünkü Merve mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Biz bugün onun hikayesini, yaşamını, büyüme hikayesini, nasıl hayatta kaldığını, nasıl yeniden doğduğunu konuşurken diğer taraftan şiddet sarmalını da konuşmalıyız bence. Hep söylüyorum, şiddet bir sarmal. Aileden başka ailelere geçen, içinde büyüdüğü dünyada şiddet görmüş, ihmal edilmiş, istismar edilmiş ve bir şekilde suça eğilimle, yatkınlıkla büyümüş çocukların hayatlarında kuşaktan kuşağa aktarılan bir kötü miras. Diğer taraftan sessiz kaldığımız her şiddet de bir sarmal. Duyduğumuz, gördüğümüz, sustuğumuz, duyarsızlaştığımız. Zaten biliyorsunuz suçlar da, hayattaki bütün felaketler de, İnsan elinden çıkan felaketlerde hep sessizliklerden, görmemekten, tedbir almamaktan kaynaklanıyor. Hepsiyle ilgili çok söylenecek söz var ama Merve'den gelsin istiyorum. Işığımı söndürmek istediler dedi. Bugün yeniden aydınlanabilecek o yanı da konuşalım istiyorum umutla. Merve hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bu koltukta? Yani bütün programlarınızı izleyen biri olarak burada olmayı hep bir şekilde imgelemiştim kendime. Ama böyle bir konudan dolayı burada olmayı hiç istemezdim. Birçok takipçim bana yazdı burada olmam konusunda. Hem kendi sesim olmak için hem de sesi susturulan kadınların sesi olmak için bugün buraya geldim. Size içimi dökmek için geldim. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Biraz sorarak başlayayım, sormadan geçemeyeceğim. Önce bedenin için sorayım. Nasılsın? Yaraların nasıl? Sen nasılsın? Beden olarak hala mücadelem devam ediyor. Ben sağ elimle hayatımı idame ettiren bir insanım ve şu anda his kayıpları var, hissetmiyorum. Elime bir kalem aldığımda canım acıyor. Bunun haricinde vücudumdaki kesikler dışarıdan kapanmış gibi gözükse de toplam 58 kesik olması içeride kaynamaya sebep oluyor. Ve bunlar da ağrı acı yapabiliyor. Kaburgamda kırık var. O özellikle geceleri çok ağrıyor. Çok kuvvetli ağrı kesiciler kullanıyorum. Psikolojik süreçlerim var. Çünkü bugün buradayım evet ama gerçekten bir an keşke yaşamak daha mı zor dediğim bir an bile yaşamıştım yani bu olaydan sonra. Aslında olay zaten insanın hayatla ilgili dünya kadar direncine bir saldırı. Yaşamak daha mı zor dediğin an nasıl bir andı? Sürekli bir mücadele halindeydi ilk günlerde ve çok kuvvetli ilaçlar verdiler bana, ağrı kesiciler benim. Sakinleşmem için bana çok kuvvetli, sürekli ağrı kesici verdiler. Bir şekilde hayata devam etme noktasına geldim ve o yaşadıklarım gözümün önüne geldi. İlaçların etkisi geçti. Ve o noktada ben nasıl devam edeceğim diye sorguladım. Ve dedim ki evet ben şu anda yaşıyorum. Yaşamayı çok istedim. Buraya gelebilmeyi çok istedim. Ama ben nasıl yaşayacağım bu acıyla? Bunu düşündüm. Bununla yüzleştiğim bir an oldu. Orada söyledim mesela. Yaşamak daha mı zor acaba dedim.
İyi ki hayattasın ve buradasın. Yaşamak daha mı zor acaba dediğin yerden çıkıp da yaşamak için çaba gösteren, ışığın için senin tabirinle kıymetli olan orası galiba. Kesinlikle. Bana devam etmeye gücünü de veren taraf o zaten. İyi ki devam ediyorum. İyi ki hayattayım. Çünkü çok fazla mücadele verdim ben. İyi bir hayat yaşayabilmek için. Doğru, düzgün yaşayabilmek için çok fazla mücadele verdim. Kaçak yollara gitmedim hayatta. Hep ayaklarımın üstünde durdum. Hep var olmak için doğru yollardan hareket etmeye çalıştım. Ve bu yaşadığım olay benim hayatımın gidişatında gerçekleşen bir olay değil, normal şartlar altında. Aile, iş, düzgün bir hayat, düzgün bir çevre ve sonunda yaşadığım bu korkunç olay asla benim hayatımın gidişatında değil. Eminim ki şu an bunu izleyen birçok insan düşünüyor. Evet, böyle bir şey yaşıyor kadınlar ama bu benim başıma gelmez diye düşünüyor olabilirler. Çünkü ben de benim başıma gelmeyeceğini düşünüyordum. Bu o kadar yakınında dolaşıyor ki insanın, o kadar sinsice giriyor ki insanın hayatına. Bir anda içinde buluyorsunuz kendinizi. Ve ben korkunç günleri yaşadım. Konuşalım Merve, sen istediğin kadar konuşalım buraları da. Bu sürecin buraya nasıl geldiğini de konuşalım. Elbette görünürün arkasında senin bildiklerin de var. Hı hı. Demin bedeni nasıl diye sordum ya. Bugün ruhun nasıl, için nasıl? Ruhum daha fazla toparlanmaya yönelik aslında. Çünkü şunu düşünüyorum. Birçok kadın cinayetine maruz kalan kadın. Sesi kesildi ve susturuldu bu kadınlar. Bir gün yaşasalardı, onlara soru sorulsaydı, bunu neden yaşadın, ne oldu da bunu yaşadın diye hakları ve konuşma fırsatı verilseydi, ne anlatırlardı bu kadınlar, hiç düşündünüz mü? İşte bugün ben oyum. O konuşacak olan kadın bugün benim. Benim gibi kadınlar var. Ve belki benim yaşayacağımı yaşamak zorunda kalacak olan kadınlar var. İnşallah olmasın. Onun için bugün ben burada konuşuyorum. Bunun farkındalığında, bunu anlayıp ona göre davransınlar diye ben bugün konuşuyorum. Çünkü ben bunu yaşadım. Bu korkunç olayı ben yaşadım ve başka hiçbir kadın yaşasın istemiyorum. O zaman biraz daha hep söylediğimiz gibi sesi açalım. Kendi içimizdeki o vicdani sesi de açalım daha fazla. Yaşasalardı böyle olurdu dediğin duyguyu bundan sonraki şiddet olayları için Evet. Konuşabiliyor olmamız lazım bence. Herkesin bir anlaması da gerekir. Kadın erkek her yaştan herkesinde. Şiddeti yaşayan hem de canına kastedilircesine yaşayan bir kadın o anda ne hissediyor, ne duyuyor kendinde? Bunun cevabını sen nasıl verirsin? O kadar yorucu bir duygu ki o. Yani hayatınızda hiç yaşamadığınız kadar kendinizi çok güçsüz hissediyorsunuz bir kere. Sen de karşılık veremedin mi? İşte şunu yapsaydın, sen de vursaydın, sen de karşılık verseydin. İnanın bu şekilde gerçekleşmiyor olay. Bu o kadar korkunç bir yerden geliyor ki insana. O an aklıma kendi hayatımı kaybettiğim zaten geldi. Ben hani hayatı kaybettim. Hayat benim için bitti. Ve şunun üzüntüsünü yaşadım. Ben bu hayat için çok çok mücadele verdim. Ve bunların hepsi artık bitti diye bu hissi yaşadım. Ama esas canımı acıtan şey annemle babamın bu haberi aldıklarında ne hissedeceğiydi. Çünkü o kadar seviyorlar ki beni. Ben onları o kadar seviyorum ki. Onların bu acıyı yaşamasını hiç istemedim. Çok direndim. Çok mücadele verdim. Hayatta kalmak için gerçekten çok mücadele verdim. Hem dayak yedim, dayak yiyerek bana şiddet uyguladı. Aynı zamanda bıçağı sapladı. Etrafta her yerde benim kanım vardı. Ve ben nereme ne olduğunu bile anlayamadan bir şeyin içinde böyle dolandım. Sürekli mücadele veriyordum, sürekli ittiriyordum, kaktırıyordum. Kendimi kurtarmak için kolumu uzatıyordum, kolumu kesiyordu. Yan dönüyordum, bu tarafa saplanıyordu bıçak. Bıçağı aldı, kalbim zannetti muhtemelen. Ciğerime sapladı. Ciğerim söndü. Akciğerim söndü. Ve ben o ana kadar yardım çığlıklarıyla insanlar beni duysun diye, beni öldürüyor, beni kurtarın diye yalvardım. Ve hiç kimse beni duymadı. O kadar yalnız ve o kadar çaresiz hissediyordum ki kendimi. Kapıyı kilitledi üzerime. Perdeler kapalı, camlar kapalı. Sadece Allah duyuyor benim sesimi. Başka hiç kimse duymuyor. Kilitli kapının arkasında iki tane kedim vardı. Onlar benim sesimi duyuyordu. Seslerini duydum bir ara. Beni kurtarmaya çalıştılar muhtemelen. Çok seviyor onlar beni. Onlardan da ayrı kalacağımı düşündüm. Sonra babam bunu duyunca nasıl yıkılacak? Nasıl bir hale gelecek? Annem ne hissedecek? Bunları düşündüm. Mahvoldum orada. Hayatta kalmalıyım dedim. Kendimi bıraktığım anlar oldu. Beni yüzüstü attı. Yere.
üstüme çıktı. Zaten ciğerimdeki oksijen seviyesi azalmıştı. Gittikçe kaybediyordum, gittikçe sesim de kesiliyordu. Ve benim görüntüm kararmaya başladı. Çıldırmış gibi o bıçağı benim boynuma, enseme ve kafa köküme saplamaya başladı. Canım çok acıdı. Ben boynumu koruyabilmek için elimi kullandım. Sağ elimi o yüzden kesti benim. Parmaklarımın aralarından kesti. Ve ben bunların hiçbirini algılayabilecek anda değildim. Çok büyük bir travma, çok büyük bir şok yaşıyorsunuz. Ve kafama çok fazla darbe aldım. Vücuduma çok fazla darbe aldım. Benim kalbim diye sapladığı yer akciğerim olduğu için akciğerim söndü. Sen burada bugün öleceksin dedi bana. Sen bugün öleceksin. Ben ailemden yakınlarıma bunu söyledim. Ben seni öldüreceğimi insanlara söyledim dedi. Ve bunu planlamış, planladığını söyledi. Bunu aslında bana doğum günümde yapmaktı niyeti. Doğum günümde beni çağırıp, olaydan birkaç gün önce benim doğum günüm vardı, Merve'ye büyük bir sürprizim var dedi. Ve herhangi bir sürpriz yapmadı doğum günümle ilgili. Sürprizi buydu. Beni doğduğum gün hayattan koparmaktı. Niyeti benim sevdiklerimi de hayattan almaktı. Niyeti beni de yok etmekti. Bu onun eline ne geçirecekti bilmiyorum. Ama beni yok etmek istedi. Dedi ki seni bugün ben burada öldüreceğim. Sen bütün kadınlara ibret olacaksın dedi. Bütün kadınlara ibret olmak düşünüyorum. Allah'ım ben ne yaptım? Niye kadınlara ibret oluyorum? Toplumda şöyle bir algı var. İnsanlar bunu düşünüyorlar. Belki de o kadın işte kim bilir ne yaptı. Hep kadın cinayetlerinde o kadınların sesi çıkmıyor. Çünkü mekanları cennet oluyor. Çünkü ölüyorlar. Çünkü seslerini çıkarabilecekleri güçleri kalmıyor. Bugün ben burada konuşuyorum. Belki benim üzerime de aynı iftiralar atılacak. O kadınlara atıldığı gibi aynı iftiralar benim üzerime de atılacak. Namus meselesine dönüştürülecek belki. Ben hiçbir erkekle dahi konuşmuyordum. Ve elbette yani burada yaşadığım şeyleri ben bütün dürüstlüğümle size anlatıyorum. Ama kayıtlar da var. Benim telefonumda kiminle görüştüğüm, kiminle konuştuğum, evin girişinde kamera var zaten. Oradan eve kimin girip çıktığı, her şey kayıt altında zaten. Ben neden yalan söyleyeyim? Bu kadınların hepsini ihanet ediyor. Bu adamları çıldırtan gerçekten yeterli bir sebep mi bu ya? Aldatıyorsa bile bir kadın gerçekten bunu yaşamayı hak mı ediyor? Bu dünyadan adını silinmesini hak mı ediyor bu kadar kadın? Korkunç bir boyut. Yani gözünün kararmasının sebebi asla bir ihanet değil. Ben asla ihanet etmedim. Ben asla ihanet edecek bir insan da değilim. Fakat sanki ben ihanet etmişim gibi bir senaryo yazıp o çerçevede bana saldırdı. Gözümü açıp kulaklarımı açıp duymak istiyorum. Bizim kaçındığımız mevzuyu Merve yaşadı. Şiddetin, cinayetin, istismarın hiçbir gerekçesi olamaz. Her şeyin bir karşılığı, ayrılığı ya da insanlar kendi içlerinde uzlaşabilirler, ayrılabilirler. Bahsettiğin hiçbir sebep bu arada. Namusla ilgili, ihanetle ilgili hiçbir şey gerekçesi olamaz bir taraftan. Çünkü o zaman dil değişiyor o zaman. Şimdi o saatte orada ne işi varmış dediğiniz kadınlara, Merve için o saatte evinde ne işi varmış mı diyeceksiniz? Şiddetin sarmalı böyle büyüyor. Sokakta da, evde de, herhangi bir yerde de. Bu eğitimsizlikten, zamanındaki suç eğilimi görülmeden büyütülen ve aslında diğer suçlarında cezasını çekmeyen, önlem alınmayan insanlar da işte böyle bir yere geliyor hayatta. Ara ara nefeslen istiyorum. Nefeslenirken de aslında bu olaydan ibaret olmadığını düşünüyorum. Hayatının bir yerinde evliliği, seçimi, bugüne nasıl geldiğini soracağım ama önce ben biraz tanıyalım istiyorum seni aslında. Demin mesleki rollerini de saydım. Bu olayı da konuşuyoruz ama hiçbirinden ibaret değilsin. Hı hı. Senin bir Merve olma hikayen var. Konuklarıma sorarım. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Ben 30 Temmuz 1991 yılında İstanbul'da doğdum. Aslen Trabzonluyuz aslında. 4 çocuklu, 4 kızı olan bir ailenin 4. kızıyım. Dolayısıyla babaannem de bizimle yaşıyordu ben doğduğumda. Ablamlar varken de bizimle yaşıyordu. Babaannem annemin böyle hani kayınvalidesi gibi değil de annesi gibi bir pozisyondadır. Dolayısıyla bizim de annemizdir aslında büyüğümüz. Babaannem, ablalarım ve annem, dolayısıyla benim 4-5 tane annem var gibiydi. Yani çoğunlukla kadınların olduğu bir çoğunlukta büyüdüm ben. Ve babam var tabii ki. Müthiş bir sevgiyle yetiştim. Gerçekten çok ilgilendiler benimle. Yani hem çok yetenekli insanlardan oluşuyor benim ailem. Hem de aynı zamanda böyle bildiklerini öğretmek, paylaşmak,
sevgiyi çoğaltmak adına da birçok tavırları oldu bana. Kadınlar yapamaz deyip geri çekilerek değil de kadınların aslında birçok rolü üstlendiği bir ailede yetiştim. O yüzden de belki bu hayata karşı cesaretim, belki ortaya atlamaktan çekinmemem, böyle bir karaktere dönüştüm. Yeterlilik ve değer bilgisiyle de büyüdüğünü anlatıyorsun bir taraftan da. Ben çocukluktaki anneyi de soracağım. Nasıl bir anne kız ilişkisi mesela aranızdaki çocukken? Kendi anne babası ayrı olduğu için aslında anneannemle belli bir süre sonra bir araya gelebilme şansı olmuş. Dolayısıyla böyle annelik hissi aşırı yoğundur annemde. Sevdiği her şeyin annesiymiş gibi davranır aslında. Birçok insanı büyüttü, birçok çocuğa annelik de yaptı. O şefkati aslında yayan bir kadın. Ve ben annemin yanında hep hem o şefkati çok hissederdim, hem de müthiş güçlü bir kadındır. Olumsuz olayların karşısında da güler, eğlenir, kahkaha atar. Ben mesela çocukken düşünürdüm, annem neden böyle bir tepki veriyor diye. Aslında üzülecek, ağlanacak bir olay belki. Ama annem gülerek, kahkaha atarak cevap verirdi olaylara. Şu anda ben öyle bir karaktere dönüştüm. Ben de çok fazla gülerim. Hatta böyle trajik olaylara da bazen gülerim. O bir savunma mekanizmasıymış. İnsan onu tabii yaş ilerledikçe anlıyor. Biz bütün savunma mekanizmaları bazen korur, işler, bazen de bastırmamıza ya da yaşamamıza duyguları sebep olabilir. Ama hepimizin kendine göre hayatta kalma yöntemleri var. Baba nasıl bir baba çocukken? Babam da tam bir kız babası. Sevgi dolu, bizi geliştirmeye, kendimizi bulmaya yönelik tavırlar sergileyen. Çok yetenekli bir insandır. Genelde böyle dikiş de diker, tamir de yapar, ileri dönüşüm projeleri de yapar. İnanılmaz kafası çalışan bir insandır. O tarz böyle el yeteneği ve becerisi de olduğu için sürekli bana bir şeyler yapardı. Ve onunla birlikte zaman geçirmeyi ben çok severdim. Yani bütün çocukluğum benim babamın omzunda geçti. Artık kafamı böyle sağa sola vurmaya başladığımda anladım. Dedim herhalde büyüdüm artık. Buradan inmem gerekiyor belli bir noktada. Bu şekilde. Aslında çok çocuklu bir ailede de büyüyorsunuz. Bir çocukluk fotoğrafı sorarım konuklarıma. Yani illa bir albümde olmasına gerek yok ya da bir telefonda. Bir kafada bir an, fotoğraf da olabilir. Ya çocukluğumda ilk o gelir aklıma diyeceğim bir hisle hangisidir? Yani enteresan bir yanı aslında bir arkadaşımın evine gitmiştik. Ablası da benim ablamla arkadaş. Onların da böyle yurt dışından getirdiği bir ekmek kızartma makinesi vardı. Ekmek kızartma makinesini çıkardı işte tost ekmeklerin içine koydu. Isındıktan sonra yukarı atıyor falan. Müthiş bir teknoloji gibi geldi o bana ve acayip etkilendim. İşte çikolata kreması sürüyor üstüne, tereyağı bal sürüyor falan. Müthiş etkilendim ve böyle eve koşarak geri döndüğümde işte babama anlattım durumu. Baba dedim işte böyle bir şey var ve işte ben de ondan istiyorum, ben de ondan yemek istiyorum falan diye anlatınca ben heyecanla. Akşam babam eve geldiğinde elinde kocaman bir poşet vardı ve bana ekmek kızartma makinesi bulmuş, alıp gelmiş. Aşırı sevindim böyle. Hani annem de tabii ki söylemiş. Hani ben çünkü çok fazla yemek yiyen bir çocuk değildim. Orada böyle o yaşadığım his, o değer görme hissi. Evet alınan bir ekmek makinesi belki, ekmek kızartma makinesi ama orada babamın bana verdiği, annemin bana verdiği değer müthiş bir görüntü benim için. O bir ekmek kızartma makinesinden fazla tabii ki canım. Yani o bir aslında ihtiyacın, isteğin duyulması. Evet. Alınmasa bile başka bir şekilde doyurulması. Neydi senin çocukluk ya da ilk gençlik hayalin, hayatla ilgili ne istiyordun hayattan? Kendi mesleğim olsun ve kendi ayaklarım üstünde durayım istiyordum. Bunun için çok çok mücadele verdim açıkçası. Mesela bir dönem babam kalbinden rahatsızlandı benim. O zamana kadar evin tek çalışan ve evine bakan erkeği. Böyle olunca da benim de yetenek sınavlarına hazırlanmam gerekiyordu. Kendime bir yol çizmiştim çünkü çocukluk hayalimdi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde ben okuyacağım. Başka hiçbir seçenek yok benim için. Oraya gidebilecek yol ne? Yetenek sınavlarına hazırlanmam gerekiyor. Tabii ki gidebilmek için kursa belli bir miktar gerekiyor. Hem 2 gün okula gidiyordum, 3 gün staj yapıyordum ve staj yaptığım yerde de para kazanıyordum. O kazandığım parayla hafta sonları kursa gidiyordum ve oradaki o çalışmamla her yıl sınavlara giren, belki okulda okuyan bir sürü öğrenci eleyerek okula girmem gerekiyor. Yani müthiş zor bir yol çizdim kendime. Bu benim hayalimdi. Belki birçok insanın 3-4 katı çalıştım. Çok yoruldum ama liseyi bitirdiğim gibi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde kazandım. Bir meslek insanı olarak kalmayıp da bunu kitlelerle buluşturmak, sosyal medyada var olmak nereden geldi? 4 yıl kadar düşündüm çünkü hani iç mimar kimliğimle YouTube'daki o eğlenceli kimlik sanki ikisi bir araya gelemezmiş gibi geldi bana ve bir şeyler beni durdurdu. Sonra ablamın bir arkadaşı dedi ki Merve sen hani neden YouTube'a giremiyorsun? Ben de dedim kameram yok dedim. Hani bir bahane uydurdum. Somut bir şey gerekiyordu çünkü. Benim kameram var dedi. Verdi kamerasını bana. Bir 4 bölüm çektim. Ondan sonra dedim ki hayır ya ben kendi kameramı alacağım. Kendi ekibimi kuracağım. İşte ışıklarımı aldım, kameramı aldım, mikrofonumu aldım falan. Sonra videomu çekmeye başladım.
Bu şekilde giriştim aslında. Çok keyifli ve renkli görünüyor içeriklerin. Evet. Ne güzel ki neşene hiç sakınmıyorsun. Peki evlilik hayalleri kuran bir genç kadın mıydın mesela sen? Ne bileyim hani olur ya bazıları daha erken aile olmak ister. Hani kimisinin zaman karşısına çıkartır. Senin niyetin ve hedefin neydi orada? Güzel, mutlu bir ailem olsun. Yani ailemde öğrendiklerimi devam ettirebileyim istedim aslında. Mutlu bir ailem olsun, çocuklarım olsun ve anne olabileyim, eş olabileyim. Ben mutlu olayım, karşı tarafı mutlu edeyim, bunu istedim. Ve benim evliliğe hazır olduğum bir dönemde böyle bir karar verdim ama erken bir karar da vermedim açıkçası. Düşünmek ya da kendimi hazır hissetmek istedim. 30 yaşımda evlendim. Yani baktığımızda aslında çok erken bir karar da değil. Sürecin o tarafını bir soracağım. Aslında birçok insan da sen izin verdiğin kadar duysun da istiyorum. Bazen gerçekten de bu insan böyle bir hale nasıl geldi? Nasıl dönüştü böyle bir kişiye diyoruz. Bazense sinyaller geliyor ama biz çok severken fark etmiyoruz. Bazen sevgi zannederken fark etmiyoruz. Yaşadığımız hissi, bu arada herkesin deneyimi ayrı. Yani bunu genelleyebilmek için söylemiyorum. Ama ilk tanıştığınızda, karşılaştığınızda karşında nasıl biri vardı? Bu karakterin tam zıttı biri gibi bir hissiyat verdi. Ya da ben kafamda böyle birini hayal ettim. Ve o hayal ettiğim insanı onda görmeye çalıştım. Bundan çok emin değilim açıkçası. Düşünüyorum, çok emin olamıyorum. Belki o bana belli etti, ben anlayamadım. Ya da öyle biriydi ya da dönüştü, bilemiyorum. Senin için söylemeyeceğim sadece ama genel bir yerden bunu söylemek istiyorum. Bazen de biz gerçekten de idealize ediyoruz. Evet. Nasıl sevilmek istediğimizi hissediyoruz, ihtiyaç duyuyoruz ve karşı tarafın bazı özelliklerini onlara yüklüyoruz. Sadece senin için değil dediğim gibi bazı insanlar öyle alışık oldukları için şiddeti sevgi zannediyorlar. Bazı insanlar öyle alışık oldukları için ihmali sevgi zannediyorlar. Bazı insanlar evde yaralı büyüdükleri için yarayı sevgi zannediyorlar. Bazı insanlar kendi güvenlerini, olumlu özelliklerini karşı tarafa yüklüyorlar ki idealize ettikleri hale gelsin ilişki. Öyle oluyor. Öyle oluyor bazen. Peki sorayım senin açından ilk zamanlar evliliğe giden süreç nasıl bir ilişki var o dönem? Uzun bir süre aslında beni beğenerek ve bana ulaşmaya çalışarak geçirdiği bir süre var. Bilmiyorum, belki de ilgi ve beğenilmek, belki o hayranlık duygusu daha sürdürülebilir olur gibi geldi bana. Çünkü ben ailemden hep böyle gördüm. Hep böyle evin en küçüğü de olduğum için sanki tanıdık bir şey gibi geldi bana o hayranlık duygusu. Sanki hep o şekilde devam etse ben mutlu olurmuşum gibi. Böyle düşündüm. Onda da onu görmek istedim. Ve onun bana gelmesine izin verdim. Çünkü hayranlığı ve beğenisi ve sevgisi var gibiydi. Evlilik gerçekleştikten sonra her şey değişti. İlk olarak psikolojik şiddetle başladı. Beni ben yapan ne varsa aslında onları yok etmeye çalıştı ilk olarak. Ve benim sevdiğim her şeyi hayatımdan çıkarmaya çalıştı. Bu mesela sosyal medyada oldu. Ben çünkü çok keyif alıyorum orada. İçerik üretmekten, insanlara bir şey paylaşmaktan, onların bana tepki vermesinden, güzel sözler duymaktan, güzel şeyler söyleyip paylaşmaktan o kadar çok keyif alıyorum ki ve bunu benim elimden aldı. Sonra bana değer veren insanları hayatımdan çıkarmaya başladı. Yani ben tamam hani bunun üstesinden gelebilirim, bunu hallederim deyince bir sonraki aşamaya geçti. İşte arkadaşlarımla az görüşmeye başladım. Sonra ailemle az görüşmeye başladım. En son sınıra dayandı yani artık anne ve babama kadar dayandı mesele. En son hedefi de benim hayatta kalmam oldu. Bana bunu yapmasının hiçbir sebebi yoktu. Düşünüyorum, kendimi suçladığım anlar da oldu. Acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum, kendini kötü mü hissettiriyorum deyip kendimi kapadığım, belki iyi olan taraflarımı sakladığım anlar da oldu. Mesela hazırlanıyordum, saçların bu şekilde mi geleceksin deyip saçımı çok benim topladığım oldu. Üzülmesin, kırılmasın ya da sonrasında bir sıkıntı olmasın diye çok defa rujumu sildim. Ve bu ruj benim çocukluğumdan beri yani hani 2-3 yaşlarımdayken ben ruj sürmeye başlamışım. Beni mutlu eden bir şeydi. Ve o mutlu eden şeyleri bir bir benim hayatıma çıkarmaya başladı. Ve ben de kendimden fedakarlık yaptım. Bunun sebebi ilk başlarda bir şeylerin düzeltilebilmesi içindi. Sonra tabii ki psikolojik şiddetle birlikte insan kendine değer verilmediğini hissettiğinde, aileden de bunu görmediğim için, değer gören bir insan olduğum için rahatsızlık duymaya başladım ve sevgi yavaş yavaş yerini artık kendini koruma isteğine bıraktı. Yani ona karşı bile merhametim vardı. Çünkü ailemde böyle gördüm. Yani ben hep böyle birilerinin yaralarını sarayım, insanlara iyi geleyim,
Siz mesela üzülün, ben burada bütün günümü size ayırırım. Anlatabiliyor muyum? İnsanlara destek olayım. Hayatımdaki insanlar iyi olsunlar. Maddi manevi her konuda. Yani kendimden mesai harcayabilen bir insanım. Bu yüzden ona da mesai harcadım. Şunu düşündüm. Bu kişi benim çocuğum olsaydı bırakıp gider miydim? Bu kişi benim kardeşim olsaydı bırakır gider miydim? Bunu düşündüm. Bunun merhametiyle yaklaştım. Ve sonra bedelini kendi canımla ödüyordum. Merve, şeyin yanlış anlaşılmasını istemiyorum, sana da söyleyeyim. Ne yaşıyordu ki böyle bir hale geldi sorusunun altında sen ne yaşatıyordun ki yok? Onu söylemek isterim. Kendimi suçladığım da oldu dediğin yer önemli bir yer. Çünkü aslında şiddet görmenin ya da bunu yaşamanın, tekrar söylüyorum, hiçbir kabahati, nedeni, senin varoluşuna, mizacına dair bir sebebi olamaz. Buranın altını çizelim. Diğer taraftan şunu anlıyorum aslında. Öyle bir öğrendiğin aile kavramı var ki. O da ailen ya. Hani kardeşimi bırakmazdım, annem babamı bırakmazdım, onu da bırakmayayım diyerek senin anlattıklarından bildiğim kadarıyla sorunu görmemeye ya da iyileştirmeye, konuyu hafifletmeye, alttan almaya devam ettiğin bir süreç konuşuyoruz galiba buralarda. Evet. Kendi karakterimi çiğnedim aslında. Yani normalde bu kadarına evet buradan devam ederiz, ben bunu da alttan alırım diyebilecek biri değilim normalde. Bu benim tarzım değil, yaptığın şey yanlış diye söylerim ama o noktada çok büyük öfke nöbetleri geçirdiği için ilk etapta düzeltmeye çalıştım. Düzelmesi için alttan aldım. Sonra zarar görmemek için alttan almaya başladım. Çünkü onun her öfkelenmesi benim zarar görmem anlamına geliyordu. Yani birçok şey oldu aslında, yaşadığım birçok şey oldu ama bu en son olaya gelene kadar yaşadığım şeylerden biri mesela, taksiyi bekledik bir AVM'nin önünde. Taksi sıra bize geldi. Bindik taksiye, sağ tarafında ben şoförün arkasına oturdum. Biz arka koltukta oturuyoruz, o da benim yanımda. Ön tarafında da komik bir şey yazıyordu. Ben de onun fotoğrafını çekmek istedim, taksicinin yanındaki bir yazı. Ben onu çekerken o onu kafasında tuttu mesela, hiç o an bana bir şey söylemedi ya da taksiciye ters çıkmadı. Sonra eve geldik, kapıları sert kapattı. Üstüme yürüdü, bana şiddet uyguladı, itip kalktı, kendimi korumaya çalıştım. Aynen bu en son yaşadığım olayda olduğu gibi yorgan sardım üstüme. Hani vurduğunda kafamı koruyabileyim diye. Korumaya çalıştım yorganla, orada işe yaradı. Birazcık hırpaladı beni ama daha az bir hasarla atlattım aslında. Sabaha kadar ağladım. Ve o gece geçmedi, böyle çok yağmurlu bir geceydi hatırlıyorum. Sokağa çıkıp koşmak istedim yani, hani kaçmak istedim oradan. Bir şeyler tuttu beni. Beni o tutan şeylerden biri de bana sürekli olarak tehdit uygulamasıydı. Tehdit ediyordu beni. Kendi canımla, sevdiklerimle. Onları takip ettiğini söylüyordu. Evin anahtarını kopyaladığını söyledi mesela en son gün. Bu olay olmadan önce. Ben sizin evin anahtarını kopyaladım. Aynısından bende de var. Gece gireceğim. Bütün ailenin etrafında dolaşacağım. Herkesin arasına gireceğim, dolaşacağım. Ve hepinizin canı benim elimde gibi bir tavırla beni tehdit etti. Ve bunlar olurken ben tabii ki bir kapana sıkışmış gibi hissediyorum. Düşünüyorum, sevdiğim insanları düşünüyorum. Benim yüzümden herhangi bir zarar görebilme ihtimallerini düşünüyorum. Onlara dokunacağına ben onu düzeltebileyim ve doğru bir şekilde ondan ayrılayım. Aslında son dönemde benim tamamen yapmak istediğim şey buydu. Kimse zarar görmeden. Çünkü ben intihar edeceğim de diyordu. Kendine de zarar vermesini istemiyordum. Ben onu da korumaya çalıştım. Ben kendimi de korumaya çalıştım. Ben sevdiklerimi de korumaya çalıştım. Ben kimseye zarar gelmesin, direkt boşanılsın diye uğraştım. Ama öyle olmadı. Bazen öyle bir davranıyordu ki, onun yaptıklarına ben utanıyordum. Bunları yapan o kişi olamaz diye düşünüyordum. Kendimi ben suçlu hissediyordum. Nasıl ya diyordum, ben yanlış anladım herhalde. Bu kadar şeyi yaptı ama bir taraftan da böyle davranıyor. Ben seni canımdan çok seviyorum diyordu bana mesela. Ben seni her şeyden daha çok seviyorum diyordu. Ama beni öldürmek de istiyordu. Çok, yani çok korkunç sınırlardaydı bu olay. Böyle algılayabileceğim ya da kontrol edebileceğim bir seviyede değildi. Kimseyle paylaşıyor muydun Merve? Hani o korkuyu duydum ama arkadaşların ya da ailenden biri. Çünkü sen aslında süre giden bir şekilde ölüm tehdidi alıyorsun bir taraftan. Evet. Yakınlarının zarar görme ya da onun kendini öldürme tehdidi de bir duygusal tehdit aslında ya. Biliyor musunuz, bu olaydan sonra ben birçok kadınla sosyal medyada yazışmaya başladım ve onlardan da aslında benim hissettiğim şeyi duydum. İnsan böyle bir şey yaşayınca, işte iyi bir eğitim, iyi bir aile, iyi bir ortamda yetişince ya birçok şey iyi aslında hayatımda, birçok şeyde o başarıyı elde edebilmişim. Çok utanıyordum biliyor musunuz bunları paylaşmaya. Yaşadıklarımdan dolayı onun utanmadığı kadar ben utanıyordum.
Nasıl böyle bir şey yaptım? Sanki ben yanlış bir seçim yapmışım. Yaptığım bu yanlış seçimden dolayı kendimi suçluyorum gibi bir hisse kapılıyordum. Aslında ben çok mücadele verdim. Onun iyileşmesi için de çok mücadele verdim. Aramızdaki iletişimin düzelmesi için de çok mücadele verdim. Belki hepsini anlatamıyorsun ama anladığım kadarıyla birçok yaşanmış olay var. Evet. Olay gününe ve zamanına kadar. Evet. Bu arada şiddetin tek türü fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet. Sözel şiddet, duygusal şiddet, fiziksel şiddete getirene kadar aslında çok fazla çıkıyor oralarda. Gerçekten de insanlar utandıkları için de susuyorlar. Doğru söylüyorsun. Geldikleri yerden, bu benim başıma nasıl gelir bilgisinden, benim başıma geldiğini kimse bilmesin bilgisinden de susuyorlar. Bugün seslenebilip bağırabildiğin için, artık konuşan bir tarafta olduğun için söylüyorum. Ve tekrar tekrar anlattırmak istemiyorum. Hep söylüyorum, bunun hiçbir sebebi olamaz. Bu yaşadığın canına kast girişimi bu. Öyle anlatıyorsun, aynı zamanda hani gerçekten de planlı olduğunu söylediğini söylüyorsun. O günün sabahında ya da gündüzünde ne oluyor? Bir gün öncesinde işten ayrıldı ve müthiş bir patlamayla eve geldi. Ben o patlama anlarında bana zarar vermesinden çok korkuyordum. Ve ilk sorduğum şey birine zarar verdin mi oldu. Çok korktum birine zarar verdiğinden, vermemiş. Zaten genelde böyle erkeklerin olduğu ya da kalabalık yerlerde beni tehdit edip bana böyle beni sıkıştırmaya çalışmazdı. Genelde beni böyle tek bulduğu anlarda beni sıkıştırmaya çalışırdı. Daha güçsüz olmam için. O gün bütün gün onunla ilgilendim. O şekilde bir psikolojide olduğu için. Ertesi sabah kalktı. Tekrar morali çok bozuk. Ve ben evet ayrılsak da kötü bir şekilde ona zarar vererek ayrılmak istemiyordum. Mutlu olsun, hayatı olsun, düzgün bir şekilde hayatına devam edebilsin istiyordum. Ve işte sabah kalktığında çok mutsuzdu. Onun için kahvaltı hazırladım. Kahvaltı hazırladığım bıçakla bana saldırdı. Olay şu şekilde gelişti. Kahvaltı hazırladıktan sonra bir bardak daha çay içmek istedim. Dedik yatak odasına gidelim, orada konuşalım dedi. Çünkü yola biraz daha uzak yatak odası. Sesim insanlara duyulmasın diye bunun planını yaptı. 2 saat boyunca ben onu alttan almaya çalıştım. Haberlerde kavga ettiler, tartıştılar vesaire yazıyor ama ben onunla hiç tartışmıyordum. Çünkü sağlıklı bir tartışma, sağlıklı bir iletişim asla kuramıyorduk. Onun müthiş bir öfke nöbetleri oluyordu. Ben onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Ya olur mu öyle şey? İşte öyle bir şey yok. Şöyle yapalım, böyle yapalım gibi böyle hep alttan almaya çalışıyordum. 2 saat beni aşağıladı ve o 2 saat boyunca benim bütün vücudumda ağrı hissettim. Yani üstüme o sustukça, kendimi koruyamadıkça, çünkü haksızlığa da maruz kalıyorum. Sonra kalktı. Benim telefonum vardı. Onun da telefonu vardı böyle. Telefondan ikisini de almış. Baktığımda telefonu göremedim. Kapıya baktığımda telefondan ikisi de onun elindeydi. Kendi telefonunu aldı. Benim telefonumu koridora doğru fırlattı. Kapıyı ittirdi. Kapıyı kilitledi. Ondan sonra elinde benim kahvaltı hazırladığım bıçak. O bıçakla ben şaka yapıyor zannettim. Dedim ki herhalde beni tehdit edecek sadece. Öyle olacağını düşünüyorum. Beni tehdit edecek. Ve sonrasında bitecek yani bu olay, öyle düşünüyorum. Çünkü hep bir patlama yaşar ve sonra tamam hani sakinleşecek, bana bu kadar zarar vermez, en fazla vurur falan diye düşünüyorum. Sen bugün burada öleceksin dedi. Üzerime doğru böyle sert ve aşırı öfkeyle yürüdü falan. Benim kalp atışım çok hızlandı. Kalp krizi geçireceğim dedim, yapma dedim. Sen yaşamayı hak etmiyorsun dedi. Sen bu dünyada yaşamayı hak etmiyorsun, sen öleceksin dedi falan, böyle bir tavırla. Geri dönüşü olmayacak bir yere girdiğimi anladım orada. Sonrasında yorganı sardım üzerime. Geçen sefer beni o koruyan yorganı yine sardım, yine korur diye. O yorgan seni korumayacak dedi. İlk hamlede şuradan yorganı açıp ilk hamle şurama bıçağı saplamak oldu. Ve ben kafamı çevirip baktığımda bıçağı bana hızlı bir şekilde batırıp çıkarmaya başladı. Ben hareket ettikçe, manevra yaptıkça her yerime bıçak kazıdı. Yani söylediğim gibi 58 tane kesikten bahsediyoruz. Ve bu kesikler böyle yüzeysel kesikler değil. Vücuduma girip çıkan müthiş bir şok yaşıyorsunuz. Etrafta her yerde kanınız, kendi ağzınıza kendi kanınızın girdiğini görüyorsunuz. Tadını hissediyorsunuz. Bu çok korkunç bir şey. Vücudunuz her yeriniz acıyor. Yani ben yoğun bakıma yattığımda hissettiğim şey şuydu. Allah'ım dedim, keşke bir yerimde olsaydı ya. Bütün vücudum mahvolmuş durumda yani. Kulak burun boğazcı geliyor, buramı dikiyor. Elimi ayrı biri dikiyor, biri geliyor oksijen tüpümü kontrol ediyor, ciğerimi çekiyor falan. Yani bir sürü farklı daldan doktor geliyor. Beni toparlamaya çalışıyorlar. O esnaları hatırlamıyorum. Bilincim kapanıp kapanıp açıldığı anlar oldu.
Benim hatırladığım bir an, ambulansın sesini duydum. Gözümden mutluluk yaşları aktı ve şeyi hissettim o an. Onu duymam da aslında bir mucizeydi çünkü kapanıp açılıyordu sistem. Sonra bir an ambulanstan gelen kızların elini tuttuğumu hatırlıyorum. Ölmeyeceğim değil mi dedim. Çünkü ölmeyi hiç istemiyordum. Bu kadar mücadele verdim ben bu hayat için. Düzgün bir hayat yaşayabilmek için ben çok mücadele verdim. Birçok kadın mücadele veriyor. Bugünlere gelebilmek gerçekten çok zor. Ve hiç uğruna ölmeyi kimse istemez. Ben de istemedim. O yüzden çok direndim. İyi ki direndin. Hep söyleyeceğim burayı. İyi ki hayattasın. Yani düğümleniyor. Söylenecek çok fazla şey varken de susmak hiç istemiyorum. Susulsun hiç istemiyorum. Sen neler yaşadın, kim bilir anneciğim, babacığım o süreçte. Evet. Yani bu yeniden doğman gibi çünkü bir taraftan da. Kardeşlerin, sevdiklerin, aslında birçok insan. Bakıp geçtiğimiz bir haber değil Merve. Ne bileyim işte kaydırıp geçtiğimiz bir bilgi, bir haber, bir tweet, bir şey değil Merve. Hayatta kalışının da şu an devam eden hukuki sürecinde çok büyük, hayati bir anlamı var ülke için. Hep böyle unutmayacağız, unutturmayacağız. Şöyle, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çok çabuk duyarsızlaşıyoruz. O yüzden sana daha yakından baksınlar istiyorum. Gözümün önünden geçiyor yani. Hayatta kaldı ama nasıl kaldı, hiç empati yapamadığımız insanlar, kaybettiğimiz kadınlar. Çünkü sistemle ilgili dertler var. Yani var. Ailedeki temel vicdanlı çocuklar yetiştirmekle ilgili dertler var. Medyada, kürsüde, her yerde ahlak bekçiliği yapan ama diğer taraftan şiddet dilini, ötekileştirme dilini durdurmayan bir durum var. Bir dönemi yaşıyoruz. Eğitimde insan hakları ile ilgili derslerin yeteri kadar müfredatlara, süreçlere girmediği, suç eğilimi olan çocukların erken dönemde keşfedilip, fark edilip tedavi ya da destek almadığı, cezaların da, yaptırımların da yetersiz kaldığı, uzaklaştırma cezaları gibi cezaların bile aslında doğru düzgün uygulanamadığı, özür dilerim dokunuyorsa da bir yerlere, bir düzenin içerisinde bakıp geçemeyiz bu tarz meseleler. Sen hayatta kaldın ve belki de bugün bu anlattıklarına seninle empati yapan birçok kadın dünyayı değiştirecek. Çocuk yetiştirirken de, babalar da elbette. Öyle bir yerdeyiz aslında. Tam bu bilgiyle beraber sorayım. Yormak istemiyorum seni. Süreç ne durumda şu anda? Hukuki olarak süreç ne durumda? Ne yapıyorsunuz şu anda? Avukatın var. Bir süreç devam ediyor. Onu bir sormak istiyorum sana. Evet, davamız açıldı. Ceza davası. Beklemedeyiz. Sadece bu davayla ilgili benim talebim şu olacak. Bu dava... Bu yaşadığım sadece benim yaşadığım değil. Bu birçok kadının başına gelebilecek bir şey. İnşallah gelmese. Ama bunu ancak benim gibi yaşayan insanların davalarının emsal dava olmasıyla üstesinden gelebileceğiz. Ve alabileceği en ağır cezayı alarak sonraki yaşanabilecek olumsuz olayları ancak bu şekilde engelleyebileceğiz. Umudumuz ve beklentimiz insanların da bize destek olması, bu davayı sahiplenmesi, bana, benim gibi olan kadınlara destek çıkarak, bu davaya sahip çıkarak ağır bir cezayla sonuçlanmasına destek olmaları. Bu konuda elinden kimin ne geliyorsa, gerek paylaşımlarla, kullandıkları sosyal medya uygulamalarıyla bize destek olmalarını istiyorum. Sesimizi duyurmaya yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü ben birçok sesi susturulan kadının şu an sesiyim. Onlar da benim sesim olarak aslında bütüne hizmet etmeye destek olabilirler. Bugün benim başıma geldi çünkü ben bunu yaşarım ve 5 ay içeride yatar çıkarım rahatlığıyla benim başıma geldi bu. Ben bunu yaşarım ve 30 sene içeride yatarım, 40 sene içeride yatarım diye düşünseydi bunu yaşamazdı. Bu benim başıma gelmezdi ve birçok kadın, benden sonra bunların başına gelebilecek ihtimalini düşünen kadınlar ki bana atılan DM'lerden çok fazla olduklarını görebiliyorum. Yaşadıklarını anlatıyorlar, tüylerim diken diken oluyor. Çok korkunç şeyler yaşayan insanlar var. Benim yaşadıklarımın ve onların yaşadıklarının önüne geçebilecek emsal bir dava ve bir sonuç bekliyoruz. Çünkü bu tarz insanların dışarıya çıkarılması öncelikle benim, sonrasında başka kadınların bu hayatta artık olmaması demek. Bütün sesin duyulsun istiyorum. Evet. Bugüne kadarki şiddeti anlatan tüm konuklarım da olduğu gibi emsal teşkil etsin. Şu bilgiyi de çizelim yeniden altını. Aslında şiddet gösteren kişinin yetersizliğinin,
şiddet gören kişinin çaresizliğine dönüşmesi. Ve kendisinde böyle eğilimler fark eden, bazen öfkeyi sevgi zanneden, bazen kıskançlığı aidiyet ya da sahiplenme zanneden, hastalıklı bir kıskançlığı. Ya da bazen bunu kendinde hak gören, hiçbir mahcubiyetle beraber bunu da dönüştüremeyen insanlar destek süreçlerine başvursunlar ya da aileler. Bunun da altını çizmeliyiz bundan sonraki meseleler için de. Söylenecek çok şey var ama son sözü sen söyle bize. Programın son sözü. Bir taraftan evet bunları yaşadım. Çok korkunç şeyler, çok zor günler geçirdim. Aradan 2 ay geçmesine rağmen hala ağrılarımın devam ettiği noktalar var. Fiziksel olarak hala etkilerini yaşıyorum. Evet, bu davanın devam edecek ve insanların bana destek olmasını müthiş bir yürekten istiyorum. Esas istediğim şeylerden biri de ben düştüğümde de kalkmayı bilen o güçte bir kadınım. Ve yoluma devam etmek istiyorum. Bu gerek sosyal medyada olacak. Bu kendi işimde olacak. Bu üretmek istediğim ürünler var. Bunlarla ilgili olacak. Yer almak istediğim birçok şey var. Birçok hayalim vardı. O gün sönmesinden korktuğum birçok hayalim vardı. Onları gerçekleştirmek için çaba harcayacağım. Kendim olmak için. Yeniden o mutlu günlerimde olduğu gibi. Yeniden kendi ayaklarımın üstünde durup mutlu olmak için, başarılı olmak için çaba harcamaya devam edeceğim. Ve tabii ki bu süreçte de birçok kadın şu anda örnek de alıyor beni. Ve onlara da güzel bir örnek ve belki destek olabilmek istiyorum. Örnek belki çok haddim olmayarak örnek diyorum ama destek olabilmek istiyorum. Çünkü ben bir şekilde hayatta kaldım. Kalamama ihtimali olanlara destek olmak ve onların da yoluna devam edebilmesini istiyorum. Bunun için ne gelirse de, ne gerekirse de elimden, ne gelirse yapmak istiyorum. Konu hayallerden, hedeflerden açıldığı zaman ışık orada duruyordur. Onu söyleyeyim, sönmemiş ışık. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Hayallerin, hedeflerin gibi olsun her şey. Buralarda gerçekten de hem mücadele hem de onun sonrasında kalkış, ayağa kalkış, yeniden uyanış, yeniden doğum, yaşadıklarına empati yapmak için hepimiz çabalamalıyız sonuna kadar. Senin yaşadığın gibi anlayamasak bile bilmeliyiz bu hissin ne yaşatabileceğini bir insanı. Ve bu sürecin devamında da hayatının bundan ibaret olmadığı ve dönüştüğünde bir hikaye diliyorum sana, hayat hikayesi diliyorum sana. Açık olsun yolun hep. Çok teşekkür ederim. İş hayatında da, bireysel hayatında da. Ve Merve, bu programda SMA hastası bebeklerden bahsediyoruz kapatırken. Bu kadar insana ulaşırken o kampanyalara katkımız olsun istiyoruz. Hı hı. Arya Manhas, bugün bahsedeceğim bebeğimiz. %37'de kampanyası. SMA tip 1 hastası Arya. Hadi bu güzel çocuğumuzun da yaşam hakkı için birlikte uğraşalım. Bütçemiz yetiyorsa bir şeyler, yetmiyorsa dualar, dilekler, aileyle destek sohbetleri belki. Instagram'da @arya_sma1 hesabından şu an yazıyor da burada ulaşabilirsiniz. Yeniden teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.